Merhaba Gazete Duvar izleyicileri. İstanbul'un seçimi programındayız. İstanbul'un seçimini bugün biraz Ankara'daki yansımaları üzerinden konuşacağız. Gazete Duvar Ankara temsilcisi Nergis Demirkaya ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Programı Ankara'da yapıyoruz ama ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'da çok bu kadar önemsenen bir seçime rağmen çok büyük bir seçim havası yok. İki tarafında çok yaygın ve gürültülü bir seçim kampanyası yürütmediği görülüyor. Tatilde bitmiş olmasına rağmen. Bu bir stratejik tutum mu CHP ve AK Parti açısından? Tamamen öyle. 31 Mart her iki tarafa da, iki adayın seçmen tabanı içinde, o yöneticiler içinde hani bir önemli deneyimdi. Ve o iptal sürecine giden o zaman diliminde bunları da masaya yatırdılar. Hani malum iptal sürecinin hani kazanmaya dönük bir süreci örgütlemeye dönük bir çaba olarak da biz izledik. Onun da ölçüldüğünü düşündük. Ve nasıl bir seçim kampanyasıyla nasıl bir sonuç alabiliriz üzerine iktidar blokunun çalıştığını biliyoruz. Muhalefette aslında bakınca aynı çalışma stiliyle devam ediyor. Orada bence iktidar bloku eksiğini gördü, yanlışını gördü. 31 Mart derslerini aldı. O dersin üzerine adayı öne çıkaran bir kampanyanın daha doğru olacağını gördüler. Bir de bu seçim hani tekrar bir seçim. Sonuçta her iki taraf da şunu söylüyor. Bugün hani ben mecliste her gün hani bunların sohbetlerini, son durumu, sahadaki tabloyu, çünkü İstanbul'a gidip geliyor bütün siyasi partilerden yetkililer, milletvekilleri orada çalışıyorlar. Onlarla konuşuyoruz ve şunu söylüyorlar. Aslında iki tarafın aldığı oy genel olarak belli. Orada çok büyük bir kıpırdanma yok. Yani aldıkları oyları koruyorlar. Burada hesap en başında söylendiği gibi. Bugün aradan yaklaşık hani neredeyse bir ayı buldu tekrar kararıyla birlikte. Sandığa gitmeyen 1.700.000 ve geçersiz oy kullanan 300.000. Toplamda 2 milyon seçmene dönük bir çaba vardı. Katılım oranında düşüş vardı. Önceki iki seçime göre 4-5 puanlık bir düşüştü bu. Sandığa götüren kazanır denildi. Bugün de aynı noktadalar. Şimdi aslında seçim propagandalarına da baktığımızda şimdi iktidar blokunun adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı Yıldırım'ın hani yaklaşık 200.000 civarında sandığa gitmeyen Kürt muhafazakar seçmenden bahsediyor. CHP'nin kendi seçmeni var, sandığa gitmeyen 170.000-200.000 civarında, bundan bahsediliyor. İktidar partisi için, AK Parti için 300.000, yani sandığa gitmeyen seçmenin büyük kısmı bizden diyorlar, onları taşırsak. Şimdi buraya da örgütlendiği, hani kampanyada buraya odaklandığı için daha sakin ve bunu sandığa götürmeye dönük bir çaba var. Bunun için böyle büyük mitingler, ki bunun fayda sağlamadığını, hele İstanbul'da son 31 Mart öncesi yapılan mitinglerin İstanbulluları çileden çıkardığı da çok konuşuldu. Ankara'da bilmiyorum, biz izlemedik ama o mitinglerin fayda getirmediği ilçe ilçe. Tersine sıkıntı ve hani kent yaşamında felç etmesi. Bir de çok sert bir söylem vardı malum İstanbul, bütün Türkiye seçiminde, İstanbul'da da. Bunların fayda getirmediği ölçüldü. Daha sakin bir kampanya. CHP görünmez ve sessiz kampanya diyor. Belli yerler var, hedefler var. Kendi seçmeni, Kürt muhafazakar seçmen, AK Parti'den aldığı oylar var yine. Onları korumaya dönük bir çabası var. Bir mağduriyet yaşadı, hala koparabileceğini düşündüğü bence bir seçmen tabakası var iktidar cephesi açısından. Bütün bunları organize eden ve bu küçük küçük hesaplar üzerine, hani matematik işliyor şu an. Küçük bir bence oy farkı, oy hesabı var. Temel oylar korunduğu için sandığa gitmeyen 2 milyon üzerine ve hesaplar, matematik üzerinden bir hesapla bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. O dar bir marjda ki seçmen aralığını, seçmeni yakalamaya çalışan bir kampanya, o yüzden daha sessiz diyorsunuz. Evet. Peki uzun zamandır tartışılan bir televizyon yayını meselesi vardı. Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu, her iki tarafın adayı bir televizyon programında karşı karşıya gelecekler mi? Bu nihayetlendi. Tarihi de belli oldu. İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde önümüzdeki hafta yayını yapacaklar. Öncelikle hani bu süreci siz Ankara'da izlediniz. Tartışmaları da muhtemelen meclisin içinde de çok yoğun tartışılan bir konuydu. Bu televizyon yayını tartışması nasıl yankılandı? Özellikle AKP tarafında nasıl yankılandığı daha çok merak ediliyor. Çünkü ilk teklif edildiğinde Binali Yıldırım'a bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil demişti. Ve herkes onu şöyle algılamıştı. Erdoğan'ın iznine tabi bir uygulama diye. Öncelikle onu sormak istiyorum. Bu nasıl yankılandı ve hani karar aldıktan sonra, siz bugün de meclisteydiniz. Yayın kesinleştikten sonra ne tür tepkiler var?
Biz aslında yani AK Parti iktidarının o 17 yılı içerisinde bu canlı yayın tekliflerini çok gördük. Ve ilk kez 17 yılın ardından gerçekten hani bir canlı yayın son dakika yine bir pürüz çıkmazsa, bir şey yaşanmazsa gerçekleşecek. Yani arada hani pazar gününe gidene kadar ne yaşanacağını bilmiyoruz. Sahada olacak adaylar, hani bir sert yine bazen hani görüyoruz daha sakin bir kampanya yürüseler de polemikler var. Bir son dakika bir şey olur, hani ben olmaz demiyorum, bir marşı var bunun ama iki tarafta niyetli. Bu çok olumlu karşılandı. Hani bugün AK Parti cenahında artık konuşabilmeliyiz noktasına gelen, hani çünkü siyaset gerçekten çok gerildi ve bu gerilimin sonuç getirmediğini onlar da bence görüyorlar. 31 Mart'tan alınan bu İstanbul ve diğer illerdeki, işte Ankara'da da malum çok sert bir kampanya yaşandı. Adaylara dönük o süreci hep birlikte izledik. Bunun fayda getirmeyeceğini görüyorlar. Bence o nedenle bunun da hani önümüzdeki siyasetin daha da yumuşamasına dönük, hani bugün bir AK Partili yönetici bunu ifade etti. Önümüzdeki siyaseti de yumuşatabilir bundan sonraki. Çünkü bir kutuplaşmayı hepimiz konuşuyoruz. Bunun fayda getirmediğini ve zarar da verdiğini, hatta iktidar cephesi bile bugün bu noktada geldiyse. Geleceğe dair de bir o anlamda önemli bir bence yayın olacak. CHP açısından şöyle önemli, bunu hep dile getirmişti. Bu program onlara bence günlerdir sahadalar ama bütün Türkiye o programı izleyecek. Şimdi her kanal yayınlayacak evlerde ve ilk kez belki yıllar sonra bence hani beni bile heyecanlandırdı açık söyleyeyim. Herkes bu programı izleyecek ve bütün seçmenlere yani MHP'li, AK Partili, İYİ Partili herkese seslenme olanağınız var. CHP özellikle Binali Yıldırım'ın seçmenine dönük mesajımız ve anlatacaklarımız var diyor. Binali Yıldırım için de aynı şey geçerli. Hani onu dinlemeyenler de var bir seçmen karşıda. Hani o da kendini anlatma fırsatı bulacak ve bence siyaset açısından ciddi bir katkı olacak. Belki önümüzdeki sürece onu yumuşatmaya dönük de bir katkısı olur. Şimdi bugüne kadar sen hani kampanya sessiz görünmez dedik. Hani hemşeri harekatı dediler. Birebir sandığa gitmeyen tespit, onların peşindeler. Hani böyle bir çaba var. Şimdi kampanyanın en önemli ayaklarından biri de bu canlı yayın programı oldu. Belirleyici olacak. Artısını, eksisini hem o gece hem sonrasında hem seçim bittikten sonra bence konuşacağız. O da bu kampanyanın en önemli ayağı olacak bence şu an. Peki şöyle bir durum var. 31 Mart'a giden süreçte daha önceki bütün seçimlerde olduğu gibi Adalet Kalkınma Partisi'nin baş aktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Hem İstanbul hem Ankara seçimleri için. Hatta öyle bir görüntü oluştu ki aslında Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu sanki Erdoğan'a karşı kazanmışlar gibi bir havada oluştu. Fakat İstanbul'daki tekrar seçim öncesinde Erdoğan sanki sahada daha az görünüyor gibi bir durum var. Bu televizyon yayınının kabul edilmesi de sanki yarışın Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında olacağı ve kaybederse eğer seçimi Binali Yıldırım'ın kaybetmiş olacağı gibi bir mantığa yaslandığı gibi bir izlenim uyanıyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet'te, Mehmet Acet'te, Yeni Şafak'ta bunu teyit eden şeyler yazdılar Erdoğan sahada görünmeyecek diye. Öyle mi gerçekten, Erdoğan'ın sahada görünmeyeceğine dair tespitler doğru mu ya da böyle bir şey konuşuluyor mu? Aslında bugüne gel iki hafta kala tablo bu. Sahaya çıkmadı. İlk bütün ilçelerde miting denilmişti ama hemen ardından çok fazla sahaya çıkmayacağını biz Ankara'da konuştuk, yazdık. Ve beklenti de bu yönde. Çünkü bunun daha bütün partiler aslında sevk ve idare durumunda şu an liderler. Sahada yok evet ama sonuçta her biri, şimdi Bahçeli de demişti MİT'li İstanbul'da atacağım. İstanbul'da görünmüyor ama sonuçta bir sevk ve idare süreci var. İYİ Parti Genel Başkanı içinde CHP Genel Başkanı örneğin bayramın ilk iki günü 8-10 program yaptı İstanbul'da. Hiçbirimiz onları görmedik. Hani daha geri plandalar, bütün partiler için geçerli. Erdoğan da bilinçli olarak yine 31 Mart'tan alınan dersler üzerinden sahaya çıkmadı ve aday öne çıkarıldı. Hatta çok net AK Parti'de şu ifade ediliyor. Eğer biz 31 Mart seçiminde sahada Binali Yıldırım'la onun öne çıktığı bir kampanya yürütmüş olsaydık o seçimi alırdık.
Hani bu genel bir kanı. Bunun avantajlı olduğunu söylüyorlar. Bir de hani siyaseten şu tartışma da var. Şimdi bu bir seçim. Güvenilir bir seçim olması için herkes, bütün taraflar elinden geleni yapacak. En şeffaf, en muntazam şekilde yapılması için bir sonuç çıkacak ortaya. Şimdi %50-%50 başa baş bir yarış görünüyor. Bütün anketlerde az çok bunu gösteriyor. Hani kesin önde şu diyebileceğimiz bir durum yok. Şimdi kaybetme ihtimali var iki tarafında. Yani bunu kesin söylemek mümkün değil. Şimdi tartıya Cumhurbaşkanı çıkmış olur eğer sahada olursa. O nedenle hani bu işin bir de o boyutu var. Bu da çok muhalefet tarafından ifade edildi. Erdoğan çıkarsa tartıya o çıkmış olacak. Yenilirse o yenilmiş olacak. O kaybetmiş olacak. O, bu işin bir tercih nedeninde olduğunu düşünüyorum. Ama görünen doğru bir tercih. AK Parti de bunu olumlu buluyor şu an. Ama şu söyleniyor hani bu programın sonucu ne olur bilmiyoruz. Artısı eksisi o akşam itibariyle ortaya çıkacak. Sonuçlarını konuşacağız. Hala masada marj olarak bence şu var. İstanbul'da o biraz programın sonucuna göre de iki büyük miting Maltepe, Yenikapı. Hala masada olduğunu bir sona doğru havaya bakıp son dakika böyle bir planlamada yapılabileceğini de görüyoruz. Hı hı. Yani pazar günü, önümüzdeki pazar günü yapılacak programdaki Binali Yıldırım'ın performansına bakarak Erdoğan yeniden sahada görünme kartını kullanabilir diyebilir miyiz? Böyle yani masada olduğunu biliyoruz. Çok ihtimal dışı değil. Hani yüksek ihtimal demiyoruz. Hı-hı. Ama örneğin bunun ihtiyaç olabileceğini düşünenler var. Biraz görüp o son bir haftayı, anket sonuçları da gelecek bu arada. Çünkü saha şimdi sonuç vermeye başlayacak. Bayram ve öncesi Ramazan hani saha doğru sonuç vermiyordu, ölçümler oldu. Şimdi anketler de gelecek. O anketler de değerlendirilecek. Program değerlendirilecek. Ve onun üzerine bir son dakika bir adım atılabilir. Eğer olumsuz bir tablo varsa hiç sahaya çıkmayabilir. Kazanmaya dönük olasılık artıyorsa bunu güçlendirmeye dönük olabilir. Hani biraz bence pazar günüyle birlikte bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Çok ilginç bir şey söylediniz. Bir Adalet Kalkınma Partisi yöneticisi eğer 31 Mart'tan önce bu kampanyayı yürütseydik kazanırdık demiş. Şimdi bu gerçekten çok enteresan. Neredeyse hani 31 Mart öncesi kampanyanın iki başat figürü Erdoğan ve Bahçeli olduğu düşünülürse o kampanyanın aslında doğru gitmediği, iyi gitmediğine dair bir itiraf gibi görünüyor. Eş zamanlı olarak Bahçeli de ve MHP de genel olarak çok sahada görünmüyor. Bununla bağlantılı bir şey mi MHP'nin çok sahada görünmemesi İstanbul'da da genel olarak da? İşte en başta söylediğim liderler sahada değil ve herkes de buna uygun davranıyor. 31 Mart dersleri kapsamında bunun fayda getirmediğini de gördüler. Hani Bahçeli de sahaya çıkmayı çok seven bir lider değil. Hani son birkaç yıllık sadece siyaset sahnesindeki programlarına baktığımızda hani çok böyle her gün bir miting yapayım diye hareket etmiş değil. Hani 24 Haziran seçiminde 3-5 mitingle koca seçime geçirmişti. Ama orada bir tabii görevlendirmesi var ve parti çalışıyor, çalışmıyor değil. Hedefler, o koyduğumuz hedefler ekseninde hemşeri harekatı dedi, sandığa gitmeyen seçmen dedi. Onun üzerine çalışıyor. Bir tercih, bir de hani malum şimdi burada ne dedik? Kürt muhafazakar seçmen dedik. AK Parti'nin sandığa gitmeyen seçmeni. Şimdi onları ikna etmeye dönük, AK Parti'nin sandığa gitmeyen seçmenin içerisinde de hani Kürt seçmenin olduğuna dair şeyler var. Malum hani Binali Yıldırım'ın bu süreçte verdiği mesajları da izliyoruz. O seçmeni yakalamaya dönük bir çaba da var. Onu biraz sanıyorum Soylu sahada şu an sürekli bugün 5 programı vardı İstanbul'da örneğin. Bir üçüncü aday gibi neredeyse. Biraz MHP'nin oylarını korumaya dönük bir çabası olduğunu düşünüyorum ben izlediğim. MHP oylarını korumaya dönük. MHP kendi çalışmasını yapıyor ama hani bir denge unsuru olmaya çalışıyor. Diğer tarafta AK Parti'nin adayı hani Cumhur İttifakı'nın adayı ama o da hem AK Parti seçmeni sandığa gitmeyen hem Kürt muhafazakar seçmeni tutmaya, yakalamaya çalışıyor. Böyle bir denge kuruldu İstanbul'da. Sonucu ne olur bakacağız. Peki Kürt seçmen dediniz. Son olarak HDP'nin durumunu sormak istiyorum. Hem sözünü ettiğiniz Binali Yıldırım'ın bazı demeçleri, Diyarbakır'a gitmesi, Kürtçe konuşması, Öcalan ve avukatlarına görüşme izni, aileye bayramda ziyaret izni verilmesi gibi gelişmelerden acaba Kürt seçmene dönük bir kafa karışıklığı yaratır mı ya da HDP'de bir duraksamaya bu gelişmeleri durdurmamak için bir duraksamaya yol açar mı diye sorular sorulmuştu. HDP'nin tutumu böyle gözükmüyor.
Siz nasıl izliyorsunuz mecliste? HDP'lilerden aldığınız izlenim nedir? Sahada çalışarak, gayret ederek mi destekleyecekler? Şimdi HDP çok net tavrını koydu. Hani merkezi düzeyde parti yönetimi net tavrını koydu. HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın aslında 10 gün önce söylediği İstanbul seçimi bizim için bağlar seçimi sözü birçok şeyi ifade ediyor. 31 Mart'ta neredeysek oradayız diyorlar. AK Parti MHP ittifakını geriletmek stratejisi Batı'da hani hedef olarak bunu koymuşlardı. Bu stratejinin sonuç verdiğini düşünüyorlar ve 24 Haziran'da da aynı şekilde devam edeceğiz diyorlar. Bu seçmenini etkileyecek mi? Sonuçta partinin bağlayıcılığı elbette var aldığı kararların. Ama onları ikna etmeye dönük, kafalarında soru işareti varsa onları gidermeye dönük. Aynı zamanda o seçime sandığa gitmeyen bir seçmeni olduğunu biliyoruz. Ölçümler, analizler bunu gösteriyor. Onları sandığa götürmeye dönük bir çaba var ve bu haftayla birlikte sahada olacaklar. Örneğin bir önceki seçim sürecinde bu kadar yoğun bir saha çalışması yoktu. Biz şimdi eş başkanların sahaya ineceğini biliyoruz. Hem Pervin Buldan hem Sezai Temelli hafta ortasıyla birlikte yarın grup toplantılarını yapacaklar. Hafta ortasıyla birlikte İstanbul seçimi için ilçeler halk buluşmaları yapacaklar, çeşitli toplantılara katılacaklar, çok ne sahada olacaklar. Peki iktidar blokunun hani o göz kırpması Kürt seçmenine dönük sonuç verir mi? Hani bunun aslında 24 Haziran'da da gördük, 31 Mart'ta da gördük. Hani çok etkilemediğini görüyoruz. Hani unutulmuyor yaşananlar, yaşatılanlar. Çok sayıda siyasetçi cezaevinde, milletvekilleri, eski eş başkanlar. Hani böyle seçim gündemli olduğunu, o HDP seçmeni hani bunların seçime dair şeyler olduğunu öyle değerlendiriyor. Bizim de gördüğümüz bu ama tabii yine 23 Haziran'daki sonuca bakacağız. Bakalım etkili oldu mu? Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 23 Haziran'ı biz İstanbul'dan siz Ankara'dan izlemeye devam edeceğiz. Önce ama 16 Haziran'daki önce programı izleyeceğiz. Evet. Bence bir prova olacak belki de. Evet. Onunla ilgili de kulislerde ne konuşulduğunu zaten sizin yazılarınızdan, haberlerinizden takip edeceğiz. İstanbul seçimiyle ilgili Ankara stüdyolarında Gazete Duvar Ankara temsilcisi Nergis Demirkaya ile İstanbul seçimlerinin Ankara kulislerinde nasıl yankılandığını konuştuk. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.